Sevgili gençler, sevgili anne babalar. Hani bizim kültürümüzde bir şey var ya, çocuklarımızı kolej deyince gideriz, özel okula kaydını yaptırırız. Yılın sonunda da işte karnesini alırız. Bir sonraki yıl sonra planlamalarına bakarız. Akademik gelişimlerine bakarız. Yani bizde kolej mantığı ortaokul, liselerde parasını ödeyerek gittiğimiz okullar anlamına gelirken, bu yurt dışına doğru çıktığımızda anlam farklılaşabiliyor. Farklı. Özellikle Kanada'da. Özellikle Kanada'da. Şimdi sevgili gençler, Kanada'ya gidecekseniz college eğitimleri son derece önemli ve son dönemlerde de çok popüler. Gerçekten popüler. Bu popülerliği neye borçlu? Neden çok önemli? Bahadır Bey'le birazcık sizle bunlardan bahsetmeye çalışacağız ki biraz sizin radarlarınızı açalım, biraz bu alana farkındalık yaratın. Sonra gelin bize bununla ilgili birçok soruyu da sorun istiyoruz. Evet. Sorsunlar değil mi? Olabildiğince çok sorsunlar. Olabildiğince çok aslında soru sorun. Aslında biz bu videoda olabildiğince aklınıza takılabilecek soruların hepsini yanıtlamaya çalışacağız. Aynen. Fakat mutlaka ki yine birçok soruya sahip oluyorsunuz bu videolardan sonra yazın, bile. Comment şeklinde altına bırakabilirsiniz her zaman. Evet, videonun altına yorum yazabilirsiniz. Bugün videoda kalıcı anlatalım Bahadır Bey. Bu kalıç önemli gençler. Neye dikkat etsin? Özellikle Kanada'da kalış. Özellikle aslında. Kanada'da kalış. Bugün evet. Kanada kalıcı konuşuyoruz. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Türkiye'de liseden mezun olan öğrenciler için bizim ülkemizde bir seçenek var aslında. Temelde baktığınız zaman akademik eğitim alınabilecek üniversite. Veya işte meslek yüksek okulları da tercih edilebiliyor. Daha kısa süreli eğitim almak isteyenler için veya üniversite istediği bölümü tutturamayanlar için. Fakat Kanada özelinde durum çok farklı. Kanada kalış Türkiye'deki gibi adlandırıldığı gibi lisede eğitim alınan yani lise eğitimi alabileceğiniz özel kurumları ifade etmiyor. Lise sonrası eğitim alabildiğiniz bir senelik, iki senelik, üç senelik veya dört senelik programlar alabildiğiniz. Dört senelik programların bu arada bachelor olarak geçtiğini de belirtmek istiyorum. Programlar alabildiğiniz daha çok sektörel ve bir an önce iş edindirmeye yönelik eğitimlerin verildiği kurumlardır. Bunlara biz aslında community kalıcılar diyoruz. Bir de career college dediğimiz kariyer kolejleri var ki bunlar tamamen farklı bir mecra. Onlara daha sonra yeri geldiğinde değiniriz. Fakat community college'larda sizin üniversitelerde genelde bulamayacağınız eğitimler verilir. Çok spesifik eğitimler verilir. Direkt anahtar eğitimlerdir. Ve sektörlerdeki açıklara eleman yetiştirmeye yönelik. Fakat aynı zamanda yüksek eğitim aldığınız bölümlerdir. Yani bizdeki gibi iki senelik meslek yüksek okullarında çeşitli imkansızlıklarda okunulan bölümler gibi değil. Çok ciddi bütçelerin olduğu doğru. Okullardan bahsediyoruz. Örneğin işte 200-250 milyon dolar, 300 milyon dolar gibi senelik bütçelerin olduğu okullardan bahsediyoruz. Dolayısıyla imkanlar çok çok fazla. İşte kampüsleri şöyle söyleyeyim, hani örnek vermek gerekirse bilmiyorum reklama girer mi? Yok, hani Türkiye'de çok büyük yapalım. Kampüslerden. Bence. İşte Sabancı Üniversitesi'nin kampüsü gibi hani belki hani bilenler bilir hani çok büyük bir kampüsü vardır. Böyle kampüsü olan okullardan bahsediyoruz. Hani bizdeki college kavramı birazcık da aslında son dönemlerde üniversiteler de aynı kavram oluştu. Evet. Bir binadan müteşekkil yerler üniversite olarak adlandırılıyor maalesef ülkemizde. Evet, dershaneden dönmeler biraz üniversite gibi. Aynen, dershaneden dönmeler üniversite oluyor. Aynen. Dolayısıyla böyle bir durum asla söz konusu değil. Birçok imkan, yani herhangi bir teçhizata kampüs bile. Kampüs var. Çok büyük bir kampüs var. Evet. Aynı zamanda bu kampüs içerisinde çok ciddi imkanlar var. Yani herhangi bir teçhizata 5-10 milyon dolar çok rahatlıkla ödenebilen okullardan bahsediyoruz. Bütçesi de üniversiteye göre daha mı iyi Bahadır Bey? Bütçe olarak yani ailelerin ve öğrencilerin bütçe planlaması söz konusu olduğunda çok tabii ki çok daha uygun maliyetler ortaya çıkmakta. Avantajlı. Evet, Kanada Üniversitesi'nde bugün hani baktığınız zaman minimum uluslararası öğrenciler için uygulanan tuition dediğimiz okul ücretleri 23-25 bin Kanada dolarlarından başlar. Bu gideceğiniz üniversitenin mahiyetine göre işte uluslararası rankingine göre çok değişebilir. 40 bin dolara 45 bin dolara kadar çıkabilen üniversiteler var. Bu arada hani Kanada'da çok üst sıralarda olan sıralamada üniversite olduğunu da belirtmek gerekiyor. Fakat maliyet söz konusu olduğunda kalıcıların genel ortalama maliyetleri bölümler 14 bin, 15 bin Kanada dolarlarından başlar. Çok spesifik bir eğitim alacaksanız özellikle sağlıkla alakalı alanlarda veya hukukla alakalı alanlarda bu işte 21 bin, 22 bin dolara kadar çıkabiliyor senelik ücretleri. Burada öğrencinin aklına takılan şöyle bir soru var. Hani bu ücret tek seferde mi ödeniyor? Hı hı. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Alacağınız program kendi içinde 2 veya 3 semester ayrılabiliyor. Kaç semester varsa bölümde o kadar taksit halinde ödeniyor.
Sevgili gençler, Kanada'da college son derece önemli ve trend konulardan bir tanesi. Bahadır Bey birazcık burayı önemseyerekten, altını çizerekten tekrar tekrar ifade etti. Tekrar altını çizerekten bir daha söylüyoruz. Lütfen Kanada college'ları önemseyin. Bunlarla ilgili farklı sorularınız varsa da bize yazın ve ulaşın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.